AKP tarafından çağrılmak pek de umurumuzda değil açıkçası. Yani Halk TV olarak konuşuyorum. Umurumuzda değil. Çağırmasınlar. Kendi kendilerine otursunlar. Kendi cemaatleriyle, işte kendi ekipleriyle otursunlar. Ama gördük ki 15 Temmuz gecesi bilakis oturdukları, kalktıkları, yiyip içtikleri insanlar onları öldürmek için F-16 kaldırdılar Türkiye'nin havaalanlarından. Evet. Tanklarla, uçaklarla, F-16'larla, işte komandolarla üzerlerine saldırdılar. Oturup kalktığı kişiler, FETÖ'cüler. Düne kadar onlarla oturup kalkıyordu. Cumhurbaşkanının uçağından indirmediği işte bir gazeteci arkadaş, değil mi? Arkadaş demeyeyim, militan bir gazeteci, terörist çıktı. Cumhurbaşkanının Keçiören'de 13-14 yıldır oturduğu evde alt komşusu, sonra Cumhurbaşkanının iltimasıyla, Cumhurbaşkanının önermesiyle muhtemelen Habertürk gazetesinin Ankara temsilciliğine getirildi. O gazeteci görünümlü militan, terörist. Sonra darbenin en kilit adamı Adil neydi? Kaçan. Evet. Öksüz, Adil Öksüz. Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçırdığı ortaya çıktı. Tutukladılar. Kimdi o gazeteci kılıklı FETÖ'cü, FETÖ militanı? Gazeteciydi ve Tayyip Erdoğan'ın uçağında indirmediği, hani her yere götürdüğü yakın gazeteci. Olan, evet. Şimdi bakın yeni bir dönem açıldı. Hakikaten dediğim gibi umurumuzda değil. Bildikleri gibi yapsınlar. Ama hiç olmasa yok uzlaşma, yok yeni kapı mitingi diyerek kendilerine ikinci bir stepni arayışında olmasınlar. Yani kendilerine ikinci bir stepni arıyorlarsa bulamazlar, bulamamaları gerekir. Ama gerçekten bir uzlaşma. Bakın Türkiye işte 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden birisini yaşadı. Neden yaşadı? AKP'nin beslediği o yılan yüzünden yaşadı. AKP'nin besleyip büyüttüğü, devlette paralel hale getirdiği, silahlı kuvvetleri adeta teslim ettiği Fethullahçı çete, Fethullahçı örgüt 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecesini yaşattı. En büyük tehdidi de Tayyip Erdoğan yaşadı. Yani onları besleyip büyüten, kol kanat giren, ne istediler de vermedik diyen Sayın Cumhurbaşkanı en büyük tehlikeyi yaşadı. Çoluğuyla çocuğuyla bir onu katletmek istediler kaldığı işte Marmaris'teki otelde. Onu Cumhurbaşkanı'nı katletmek istedi. Kim? Besleyip büyüttüğü Fethullahçılar. Şimdi hala yani bütün Türkiye muhalefetiyle, iktidarıyla yani AKP'siyle, CHP'siyle, MHP'siyle, HDP'siyle el ele omuz omuza verip dayanışma içinde ortak akılla devleti bu beladan, bu pisliklerden kurtarmak gerekirken, doğrusu oyken ve bunu da propaganda olarak sık sık söylerken AKP, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı hala bir takım ayrımcılıklar yapmaya devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? Sayın Başbakan önceki gün işte söyledim, Ankara'da medya temsilcilerini kabul ediyor. Bakıyorsun Halk TV çağırmıyor, Halk TV davet etmiyor. Halk TV bu ülkenin medya kuruluşu değil mi? Halk TV bu ülkede özgür gazetecilik yapmıyor mu kardeşim? O gece 15 Temmuz gecesi Fethullahçı çetenin darbe girişimine karşı demokrasinin sesi olmadı mı Halk TV? Sözcü gazetesini çağırmıyor. Niye çağırmıyorsun Sözcü gazetesini? İşte bize biat etmiyor, bizi eleştiriyor. Sözcü gazetesi eleştiriyor ama Sözcü gazetesi adam gibi gazetecilik yapıyor kardeşim. Seni de eleştiriyor ama Fethullah belasını da eleştiriyor. Üstelik senden önce eleştiriyordu. Sen Fethullah'ı koynunda bir yılan gibi beslerken, devlette paralel hale getirirken, silahlı kuvvetleri ona teslim ederken, yargıyı 2010 referandumunda FETÖ'ye teslim ederken, diğer Türkiye'nin bütün önemli kurumlarını FETÖ'ye teslim ederken, Halk TV'de, Sözcü Gazetesi de, işte ne bileyim Cumhuriyet Gazetesi de, Bir Gün Gazetesi de bu FETÖ'nün ne kadar tehlikeli, Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar büyük bir bela olduğunu söyleyip duruyordu.